Herkese merhaba, ben uyandım. Arkadaşlar biraz nedense zor uyandım çünkü uykum var. Ama uyandım bugün, çok çok yoğun bir gün. Neden diye sorarsanız, bugün 12'de kanala gitmem lazım ve saat daha 9.30. Bu 2-2.5 saat içinde kahvaltı etmem lazım, spor yapmam lazım, yemek yapmam lazım ve hazırlanmam lazım. Yoğun bir gün olacak. O yüzden Perşembe 9 Temmuz, Perşembe günü Vodafone Frizon'un yarışması var, ses yarışması var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Şimdi ben biraz kendime geleyim, sonra bir kahvaltı edeceğim. Kahvaltı hazırlığına geçiş yaparız. Bu arada hava çok kötü, soğuk yani belli. Ben nasıl camıma çıktı, biraz üşümüşüm, umarım hasta olmam. Hava serin. Yağmur gösteriyor. Yani ben bugün bildiğin kalın bir şeyler giyip gideceğim. Öyle çok ince bir şey giymem. Serin çünkü. Temiz mutfağa uyanmak gibisi yok arkadaşlar. Gerçekten geceden ayarlamıştım. Evet. Bir önceki videomda arkadaşlar bunu size göstermiştim. Ben de içemedim. Tatmak istiyorum. Bu Ruşemli bulgur gevreği. Bu da sağlıklı, yani şey, kalorisi düşük bir mısır gevreği. 30 gramı 96 kalori. İçinde 0,5 gram şeker var. Müsli'den daha az şeker var. Müsli'de 3,5 gram falan vardı. Sütle bir tadalım bakalım. Coco Popsi bu aynı. Çok merak ediyorum. Bu arada bir filtre seçemedim. Sürekli böyle bakıyorum. Sanırım şu Love It'i yapacağım. Çekeceğim çünkü Instagram içinde. Arkadaşlar görüntüsü bu şekilde. Gerçekten aynı Nesquik gibi. Bakalım tadı nasıl. Evet. Oh. Evet, tadalım bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de merak ettim. Kerem. Arkadaşlar, evet birazcık bu Coco Pops gibi tadı ama daha az şekerlisi. Hani daha hafifi. Kakao tadı birazcık geliyor. Ama bence Müsli daha güzel. Bana öyle geliyor. Ama bu da idare eder yani, çok kötü değil. Yenilebilir. Şeker az ama belli oluyor, hissediliyor bu gerçekten. Güzel. Beğendim. Hızlı kahvaltı için bence olabilir. Ama Müsli vazgeçilmez. Müsli'yi daha çok sevdim açıkçası. Yine bir kere daha tadayım. Ortaylı. Gideri var. Ben gerçekten uzun zamandır, yani genelde kahvaltı ediyorsam yarın mutlaka müsli yiyorum. Çünkü her gün her gün canım nasıl kahvaltı çekmiyor. Bir de bunlar gerçekten çok pratik oluyor, hızlıca. Mesela şu an ona geliyor ve ben bunu yiyeceğim. Hem de spor öncesi çok mideyi doldurmamış oluyorum. Bu da güzel oluyor. Sporda sürekli eğilip kalkıyorum ya. Çok fazla yediğim zaman bu sefer insanın artık midesi bulanıyor. O yüzden çok doldurmak istemediğim zamanlarda hemen spor yapacaksam kahvaltıdan sonra, mesela yarım saat geçtikten sonra, bu tarz şeyler kurtarıcı oluyor. Şimdi biraz televizyon izlerim. Kahvaltımı ederim. Arkadaşlar barbunyamı çıkardım. Akşam menüsünde barbunya olacak. Çünkü ben 6'da kanaldan çıkarım diye düşünüyorum. Eve gelmem anca, yani yemekle uğraşmayayım şimdiden, hazır olsun. Soğan olurken arkadaşlar ben de üzerimi değiştirip spora
Spor moduna geçiş yapayım artık. İçiniz rahat veya... Hazırlandım. Şimdi başlıyorum. Ya bilmiyorum ama ben şu 3 programı çok rahat yaptım bugün. Dün bu arada off günümdü. Dün yapmamıştım belki ondan mı bilmiyorum ama dün de yorulmuştum da. Ay çok iyi terledim. Yani karın zaten son programı karındı. Plank falan sürekli yaptık işte. Harikaydı. Geri kalanında genelde 2 programda bacak ağırlıklıydı zaten ama çok iyi terledim be. Vallahi şuradan bakar mısın? Emek terleri bakıyor. Alın teri, alın teri. Gerçekten alın teri. Bayağı alıştım artık. Bir de biraz zaten size göstermem ama çok fazla göstermiyorum. Çünkü artık gerçekten hep aynılarını tekrar etmeye başladık. Artık ezberledim. Hatta biri şey demiş, Chloe'nin müziklerinden sıkılmadın mı? Artık gerçekten müzikleri bile ezberledim yani. Şimdi şurada bir suyum var. Suyumu içeyim. Bu arada sporumu yaparken yemeğim de pişti. Gayet güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar programlıyım. Bakın görüyor musunuz? Yemek derdim de bitti geldim. Yemeğim hazır olacak. Yanına barbunya yanına bir şey yapabilirim belki. Protein tarzı. Bakacağız artık geldiğimde. Sade diyebilirim. Bilmiyorum. O an açlığıma bağlı. Şimdi şu suyumu içeyim. Hemen hazırlanmaya başlayacağız. Sonra artık iş başlıyor. Sporcu evri bitiyor. Yani kıyafet saç olarak hazırım arkadaşlar. Bir krem süreyim yüzüme nemlendireyim. Ondan sonra hafif bir makyaj ve tüyüyorum. Çok fazla bir makyaj gene yapmam zaten. Şöyle yapıp bu böyle kokulu kremleri çok seviyorum. Böyle şey gibi parfüm gibi kokuyor. Arkadaşlar benim deliklerim bazen hiç tutmuyor farkında mısınız? Sabah dedim ki ben bugün bildiğin kalın bir şeyler giyip gideceğim. Öyle çok ince bir şey giymem. Gördüğünüz gibi ince askılıyım. Ya ne bileyim böyle elbise giymek istedim biliyor musunuz? Böyle cıvıl cıvıl böyle elbise giyeyim. Hani ruhum modumu böyle bir yükselteyim dedim. Ben böyle elbise giyeyim hazırlandığım zaman kendimi çok daha iyi hissediyorum. O yüzden de hani böyle bir kol pantolon tişört giymek istemedim açıkçası. Böyle daha bugün bir şık giymek istedim. O moddayım yani. Şu true match sıkacağım. Fondöten birazcık süreceğim.
Bu arada saçımı topladım. Artık gerçekten açık saça tahammülüm kalmıyor biliyor musunuz bu sıcakta? Yani hiç saçımı açmak istemiyorum. Böyle bir topuz yaptım. Yani. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Arkadaşım hediye almış bana. Deniz kabuğu ve deniz yıldızı. Sanırım kotondandı paketini öyle hatırlıyorum. Çok sevdim ya. Takacağım tekrar. Geçen gün taktım bir de şimdi takayım. Sarı ya öyle altın sarısı. Sarıyla güzel olur. Bence güzel değil mi? Hoş duruyor. Tam yaz küpesi bence böyle. Ne bu? Tamam. Şöyle hazırım. Yeterli bence. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle sarı elbise giydim. Renklensin, canlansın diye. Şöyle puantiyeli. Yakın çekim. Böyle. Zaten bayağı uzun ya. Şöyle diz üstü, arkası daha da uzun. Bakın arkası böyle daha uzun. Bugün böyleyim. Bugün hem çok hafif, çok rahat biliyor musunuz? Zefakto'da da almıştım. Ama size bir şey söyleyeyim. Geçen sene bana bir tık daha dar oluyordu. Ben hatırlıyorum çünkü. Bu şu an çok çok rahat oldu. Bildiğin eşofman gibi. Gerçekten elbise yokmuş gibi bayağı rahat. Ama bir ara öğün alacağım. Leblebi. Çünkü acıkabilirim orada. Muz bana büyük. O yüzden ben bunu burada yarıya böleceğim. Bu daha büyük enzem. Alıyorum. Kalanı streçliyorum dolaba. Buzdolabı poşetim kalmamış. Yanıma birazcık da her ihtimale karşı leblebi. Bir avuç aldım. Çünkü orada ben acıkabilirim. Kahvaltımı çok erken ettim saat 10'da kahvaltı ettim. Yarım bir avuç leblebi, yarım muz. Ara öğün olarak çantama atıyorum. Dezenfektanım, maskelerim, muzum, leblebim tamamdır. Şurada neyim var? Kartım var. Tamamdır. Arkadaşlar ama hava serin ve rüzgarlı. Şimdi şöyle bir kot ceket aldım. Arkadaşlar acıktım ve şimdi muzumu yiyeceğim. Ara öğün olarak. Gerçekten iyi ki almışım. Saat şu an 3 ve ben 10'da kahvaltı etmiştim. Anca yiyebiliyorum. Bir yarım muz. Artık karnımdan ses gelmeye başladı. Gurur 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 diye gurulamaya başladı. Enerji versin. Keşke kahve de alsaydım. Belki Türk kahvesi de sonra içerim. Arkadaşlar bekliyoruz şu anda. Prova yapıyoruz. Bakalım ben içeriği falan ayardık. Ve terörler şey şarkılarım markalı. Çok heyecanlı, umarım hak eden kazanır. Öyle kanaldayım yani bugün. Siz dediğinizde bu video çoktan yarışma sonuçlanmış olacak. Öyle yani ama ben dekoru falan çok beğendim. Çok güzel. Bayağı iyi. Sesim güzel olsa katılmak isterdim. Gerçekten sesim güzel olsun. Keşke arkadaşlar var ya her yarışmaya katılırım herhalde. Ne bileyim. Ben yani çok heyecanlı şeyler. Şarkı söylemek, insanları işte beğenip beğenmemesi falan. Ben isterdim yani. Arkadaşlar saat 8 ve inanın işim şu an bitti. Kafam allak bullak oldu. Gerçekten çok acıktım. Leblebi yedim bir de sonra. Şimdi eve gidip direkt yemek yiyeceğim. Bari bunu iyi ki yapmışım. Sporumu yaptım, yemeğimi yaptım. Şöyle rahat rahat takılabilirim. Artık evde görüşürüz. Bari bunu yem.
Ve kendime şöyle hemen geri gelmez kaşık salatası yaptım. Çünkü Barbunel'le bunu çok seviyorum. Yanıma köfte falan pişirmeyi düşündüm de sonradan vazgeçtim. Üşendim açıkçası ve yoğurdum. Böyle bir mükemmel menü var. Dün almıştım. İki dilim baklava yiyeceğim çayın yanında. Vallahi bunu hak ettim. Oh, şurada da çay keyfi. Şöyle beni göremiyorsunuz değil mi? O zaman şimdi görürsünüz. Arkadaşlar zaten bunu hak ettim bugün. Yani biliniz... Ay delirdim. Zaten bugün büstü falan tarzı bir şey yedim. Büyük ihtimal kamerayı kapatmak kör olacağım ışıktan. Büstü tarzı bir şey yedim. Yarım muz yedim. 8-10 tane leblebi, barbunya. Bırakın da şu iki dilim baklava yiyeyim yani. Bugün hareket halindeyim, spor yaptım. Bakın mesela ben böyle yiyorum ya, iki dilim baklava kilo almıyorum biliyor musunuz? Kilo verebiliyorum hatta. Çünkü zaten bütün gün sebzeli beslen, sporunu yaptım. Bu iki dilim baklavadan küçük. Haftada 1-2 inanın hiç kilo aldırmıyor. Neyse konumuz değil. Arkadaşlar ben bayağı yorulmuşum. Gerçekten şu an dinleniyorum. Bu videoyu burada kapatmayacağım. Yarın da birazcık beraber oluruz diye düşünüyorum. Artık yarın görüşürüz. Ben şu çay keyfi yok, kendimi dinlendireyim. Beni en çok dinlendiren şey yemekten sonra böyle çay içiyorum ya, o kadar iyi geliyor ki. Günaydın. İkinci günden günaydın tekrar. Gene alarmımı kurdum. Tabii ki bugün bir tık daha zor uyandım diyebilirim. Dünün yorgunluğu var üzerimde ister istemez. Şöyle kendime bugün güzel bir kahvaltı hazırlayacağım, onu söyleyebilirim. Şimdi böyle bir 5-10 dakika kendime geleyim. Hemen nedense ben uyandığım an gerçekten kahvaltı demiyorum. Şöyle bir 5-10 dakika kendime geleyim. Ondan sonra şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Evet arkadaşlar, dün mutfağım ne kadar topluysa bugün o kadar dağınık, çok güzel. Buyurunuz, kahvaltımız hazır. Şöyle 3 dilim diyet tulumu, zeytin, bol salatalık, salatalık var ya çıtır çıtır çok sevdim. Domates, çeri domatesi, maydanoz, dereotu, burada da böyle cevizli ezme var. Yumurta yapacaktım da gerçekten kendimi o kadar aç hissetmediğimi fark ettim. Bir de 1 dilim ekmek. Böyle güzel, mükellef bir kahvaltı. Belki canım tatlı isteseydim tahin pekmez koymayı düşünüyordum ya da keçi boynuz özü koymayı düşünüyordum ama canım tatlı da istemedi. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce yiyip enerji alacağım. Evet, şarj aletim çalışmıyor. Şarjım %4 şu anda. Geçenki bozuldu. Bu da çalışmıyor artık yani. Çok iyi değil mi? Benim hemen şarj aleti istemem lazım. Getirden şarj aleti söyledim çünkü şarjım %4 yani lazım bana. Yapacak çok çıkmaya da üşendim açıkçası. Şimdi kahvaltımı edeyim. Şimdi şöyle güzelce bir kahvaltımı edeyim arkadaşlar. Vallahi mesela
Gördüğünüz gibi gözümü doyuracak bir kahvaltı hazırladım. Maydanoz var, dereotu var, salatalık var, yeşilliği var. O yüzden böyle kahvaltılar mutlaka hazırlayın. İnsan böyle doyduğunu hissediyor gerçekten. Bu arada dün gibi bugün de yoğun. Bugün de sporumu yapmam lazım, hazırlanmam lazım. Hatta yanıma yemek götüreceğim. Hem ara öğün hem yemek, çünkü akşam 8 ile 10 arası canlı yayın var ve ben bir de kanalda olacağım öğlen. Akşam 10.30'a kadar kanaldayım yani. Ya bütün gün oradayım diyebilirim. Hazırlarım. İşte ara öğün falan alırım olmadı kendime. Bilmiyorum, kuru yemiş, meyve tarzı bir şeyler falan filan. Tabii bunu hızlıca yiyip sporumu yapacağım. Öyle yani, kalktım valla genelken. Hem sporumu yaparım. İlk kalktığında insan böyle üşeniyor, böyle zor geliyor ama sonra ayılıyor. Ben de öyle ayıldım. Bugün de spor yapıyorum. Bugün Chloe'nin 19. günü galiba. Evet, 19. günü yapacağım. Ya da 20, bilmiyorum. Hep unutuyorum. Pek bir şey kalmadı. Onu yapacağım. Bugün 3 partmış gene. Bakalım. Mesela kahvaltımı ediyorum. Şimdi bir şey soruyorum. Siz hızlı mı yersiniz, yavaş mı? Ben çok hızlı, yani ben hızlı yiyorum, onu fark ettim. Böyle bazen hani kendimi şey yapıyorum, editlerken diyorum ki nefes al, nefes. O kadar hızlı yiyorum ki bilmiyorum. O herhalde ergenken kilolu halimden kalma bir şey. Hemen böyle hızlı yiyeyim, onu diyeyim, bunu diyeyim, şunu diyeyim falan modunda olduğumdan herhalde o kadar hızlı yiyorum ki. Peynir atıyorum, domates atıyorum, salatalık atıyorum. O tam bitiyor, ondan sonra hemen başka bir şey yiyorum falan kahvaltıda. Çok komik. Mesela kimisi söyler. Ne bileyim, o beni geriyor ya. Yani gerçekten böyle biraz daha hızlı yemeyi seviyorum. Arkadaşlar, 3 dakikaya geçti geçmedi vallahi geldi. Yemin ederim. Şu an var ya, dünyanın en kurtarıcı olayı olabilir, programı olabilir. Şu getir. Bayağı iyi. Ben şu an çıksam, güvenliğe yürüsem zaten 3 dakika geçmişti yani. Ay süper oldu bu ya. Hemen şarjı takacağım. Evet, spor zamanı geldi. Sporumu açayım ve başlıyorum. Bakalım nasıl. Bugünkü sporumu biraz inceledim her zamanki gibi. Şey var, kardiyo ağırlıklı. İki part hep ayakta geçiyor. Son partı biraz artık bacakları falan esnetiyor böyle. Yapayım hemen. 20. gündeymişim bu arada tam. 20. gündeymişim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet, sporumu bitirdim. Terledim hatta arkadaşlar, gerçekten güzel. 3 parttı. Birazcık gösterdim. Yine aynı şeyleri falan yaptık ama düne göre bugünkü daha kolaydı diyebilirim. Daha hafifti yani. Daha 1 saatim var çıkmaya. Şimdi rahat rahat şöyle kendimi hazırlarım. Yemeğimi hazırlarım falan. Rahat rahat hareket edebilirim. Benim için çok iyi. Sporum bitti ya, rahatladım. Hatta şey diyordum kendi kendime, işte 2 gün böyle yoğun çalışacağım ve büyük ihtimal belki bir gün spor yapamam falan dedim ama vallahi yaptım. Helal olsun bana. Gerçekten planlı programlı olduğunuz zaman aslında her şey tıkırına gidiyor. Bu sadece spor için değil. Bu da benim Başak Burcu özelliğimden geliyor arkadaşlar. Mesela dünden şu saatte kalkarım. Bu saatte kahvaltı ederim. Bu saatte yemek yerim. Bu saatte çıkarım falan filan. 5-10 tabii ya yukarı ya aşağı rakam saatler değişiyor ama genel olarak uyuyor. Giyindim, takılarımı taktım. Şöyle bir kahverengi saat ve şöyle kahverengi küpe. Bu küpeler var ya, inanılmaz hafif arkadaşlar. Böyle altın küpe takmak istemedim. Böyle hafif küpe olsun. Biliyorsunuz küpeciyim yani ben. Halka küpeyi çok seviyorum bu arada. Ama bu tarz küpeleri de seviyorum. Yani her küpeyi seviyorum aslında. Benim en sevdiğim takı küpe ve saattir. Kolye falan o kadar çok sevmiyorum.
Yine bir krem sürüyorum ve makyajımı yapıyorum. Her zaman gibi. Şu kremden çok memnunum ya. Gerçekten güzelmiş. Bayağı yumuşattı. Dün akşam mesela böyle cildime elliyorum. Hala böyle bir nemlilik hissi vardı. Ondan almış ama annem bana verdi. Ne zaman aldım bilmiyorum. Adı Viva La Vita yazıyor üstünde arkadaşlar. Ama kokusu da güzel bu arada. Şöyle bir makyaj yaparım birazcık. Zaten rujlarım benim kalıcı biliyorsunuz. Hep Maybelline'in o şeyini kullanıyorum. Sevme serisini kullanıyorum ya. Kalırım yanım alırım gene ne olur ne olmaz diye. Evet, kremimi sürdüm. Oh. Şu an arkadan arkadaşlar şarkı sesi geliyor. Oh la 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 la. Tam bir şarkısı Çeşme'de. Çeşme'de tam tahsilde olacaksın yani. Tam şarkı çalıyor. Televizyonla. Hayaller hayatlar yani. Arkada çalan bir şarkı. Sen burada hazırlanıyorsun. Ege'liyim. Hani İzmirli olduğum için denize o kadar alışkınım ki. Şu an Temmuz'un 9'undayız. Ben hiç bu zamana kadar yani bu vakitte çok daha ön deniz sezonuna çok fazla açmıştım. Bu arada üstümdeki tulum. Şimdi aynadan göstereyim. Geçen alışveriş videomda göstermiştim. Görenler olmuştur. İlk defa giydim ama çok rahat. Gerçekten. Yani bugün böyle rahat hareket edebilmek için tulum giyeyim dedim. Ama işte şey sorunum var, ayakkabı sorunum var. Hiç adam akıllı sandaletim, babetim, ayakkabım yok. Şık böyle. Tek sıkıntı bu. Almam lazım. Kahverengi ruj sürüp sürmeme konusunda kararsızım. Çünkü üstüm kahve tonlu ya. Belki nut sürebilirim. Çok böyle makyajımı... Hazırım. Şimdi çantama koyacaklarımı koyayım. Yiyeceklerimi hazırlayayım. Sonra çıkıyoruz. Arkadaşlar tulumum böyle. Bershka'dan aldım merak edenler için. Yeni aldım geçen hafta. Ve 70 TL'ydi indirimdeydi. Medium bedenini aldım ben. Böyle bacaktan da bol oluyor. Güzel oldu. Şey detayını çok sevdim. Sanki burada bir bluz giymişsiniz. Aslında yüksek bel pantolon gibi duruyor. Ve rengi çok güzel. Şöyle. Şurada boyunu şöyle göstereyim. Böyle bitiyor. Rengi güzel ve çok rahat. Tiril tiril gerçekten kumaşı. Tiril tiril. Bugün böyle. Yakın çekim. Takılarla. Tamam hazırım. Arkadaşlar yeşilliğimi koydum, doğradım. Roka, maydanoz ve dereotu var. Şurada limonum olmazsa olmaz. Şurada ton balığım var benim. Super fresh'in şöyle light ton balığı. Bir de böyle süt mısır, penguen ama bunun yarısını kullanabilirim. Çünkü çok fazla bu. Süzme ağırlığı 140'mış, çok fazla. Bunun yarısını kullanacağım, yanında götürüyorum. Şimdi işte böyle kabımı koydum. Kabımı merak edenler için A101'den almıştım. Bu çok kullanışlı. Bunun bir tık daha küçük boyu. Daha küçük boyu, daha küçük boyu var. Ama bayağı iyi. Şimdi poşetleyeceğim. Akşam yemeğim yani ton balıklı, mısırlı salata olacak. Evet, çanta değişikliği yapacağız. Şöyle minik çantamdan şöyle şu çantaya götüreceğim. Yarım muz aldım Arun için. Sonra çok midem gazarsa diye çörek otlu kinyonlu formu aldım. Sonra canım biraz tatlı çekerse de şu karamelli barı aldım. Sonra mısırım biliyorsunuz. Ton balığımı koydum. Ve salatam limonlu. Limonla birlikte. Rujumu koydum. Kanalı kartına. Kartlarımı aldım. Tamamdır. Bir de şarj aletimi, maskemi koydum mu? Bir de dezenfeksanımı da koyayım. Kalsın olur olmaz. Tamamdır.
Ve hazır. Çantam hazır arkadaşlar. Oh doldu. Gayet pratik. Böyle yanında dursun. Ya ara öğün aldım çünkü belki orada işlerim gibi. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra hiçbir şey yemedim. Bir ara öğünüm orada buzla falan kahve falan içerim diye düşünüyorum. Ondan sonra böyle çok hani akşam yemeğinden sonra akşam yemeğinde şimdi salata, ton balık salata belki oturup acıkırsam böyle bir gene o Nesit barı yerim. O çörek odada kalsın. Her ihtimalle karşı çantalı bir şey olsun. Paketli ya zaten ne olacak. Evet. Sefere gidiyorum arkadaşlar. Onun gibi oldu. Sefer yolcusu. Aldım çantamı, ganimetlerimi, erzaklarımı. Bu çanta şu an benim için yaşamım yani gerçekten. Bunlar sayesinde hayatta kalacağım bugün. 2 gün boyunca spor, hazırlık, yemek, o şu bu falan birlikteydik. Uzun oldu bence diye düşünüyorum. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.